Şeref Oğuz, 16 Ekim 2024, ekonomim.com Asgari ücrete enflasyon telafisi gelir mi? Yıl sonu ufukta belirirken asgari ücret tartışmaları başladı. Her ne kadar daha erken denilse bile taraflar şimdiden görüşlerini sunuyor, kafalarındaki ücrete dair beklentilerini anlatıyor. Görünen o ki asgari ücret odaklı pazarlıklar geçmişe nazaran daha çetin geçecek. Rakam sağınağına hazır olun. Asgari ücret giriş ücretidir ve toplam içindeki payının %20'leri aşmaması gerekir. Fakat Türkiye gibi enflasyon belasıyla boğuşan, yetmemiş gibi yanlış politika tercihleriyle krizler üreten ülkelerde genel ücret düzeyinde yarıdan fazla ağırlık kazanabiliyor. Asgari ücret ortalama ücret veriyor. Veren tarafta, alan tarafta mutsuz. Çalışan azami ücret talebindedir. İşverense asgari ücretin bir düzeyi aşmamasını ister. Her iki taraf da kendi zaviyesinden haklıdır. Zaten asgari ücret tespit komisyonu işçi, işveren ve kamu tarafları arasındaki pazarlıkla belirlenir. Müzakereler genelde çetin geçer ve son sözü Cumhurbaşkanı söyler. Çalışan mutsuz çünkü zamlı para eline geçmeden enflasyon bu ücreti budamaya başlar. Zira piyasa asgari ücret artış oranını öğrenir öğrenmez ilk 3 ayda bunun yarısına yakınını fiyatlarına yansıtır. İşveren mutsuzdur. Zira istihdamın artan maliyeti söz konusudur. Vergi ve primlerin yükü de cabası. 2 soru 2 cevap. Yılbaşı kaç olur? Hükümet beklenen enflasyona göre zam yapma niyetinde. Ama %17,5'luk zam kabul edilesi değil. Şu anda 17.002 liralık ücretin 20.000'e 20 çıkması demek. Beklenti 23 ila 25.000 lira arasında gerçekleşeceği. 25.000 lira olması halinde %47'lik zam olacak ki işverenler bu rakamı son derece maliyetli buluyor. Ne zaman belli olur? Aralık ayında toplanacak komisyon yılın son haftasına doğru uzlaşılan rakamı tespit eder. Uzlaşma olmazsa son sözü Cumhurbaşkanı söyler. Nitekim son 5 yıldır komisyonun belirlediği ücretin üzerine ilave konuldu. TÜSİAD önerisiyle yılda iki kez ilan edilen asgari ücret yeniden yılda tek artışa indirildi. Referandum sandığına razı ol, yüksek asgari ücret vereyim. Enflasyon olan yerde ücret zamlarına ihtiyatlı yaklaşmalı. Yılbaşında 17.002 liralık alım gücü bugün TÜİK'e göre 12.514 liraya indi. İlan edildiği günkü alım gücünü koruyabilmesi için asgari ücretin 16.982 lira olması gerekir. ENAG'a göre alım gücü bugün 11.382 lira olması gereken 25.398 lira. Yakın geçmişe bakıyorum, ne zaman sandık kurulmuşsa asgari ücret artışı yüksek olmuştur. Bu 80'li yıllarda da öz alın uygulamalarıydı. Seçim ekonomisiyle yüksek zam gelir, seçim olmayınca kaşıkla verilenler seri zamlar sayesinde kepçeyle geri alınırdı. Kayıp yıllar 90'larda da durum hiç değişmedi. Şimdiki hükümetler zamanında asgari ücret zamlarının toplum refahına ve çalışma barışına etkisini enflasyon belirledi. Düşük enflasyonda asgari ücretlinin gelirden aldığı pay arttı. Fakat enflasyonun tırmandığı dönemlerde ücretliye verilen zamlar birkaç ay rahatlama getirebildi, yine düşük kaldı. Nitekim son genel seçimde yüksek zam verilmesine rağmen yerel seçimde asgari ücrete düşük zam gelmesi iktidara belediyeleri kaybettirmişti. Fakat 2028'e dek genel ve yerel seçim yok. Erken seçim de gündemde değil. Hal böyleyken iktidar neden asgari ücretliye veya emekliye zam versin ki? Referandum çok fazla dillendiriliyor. Hükümet ya anayasa önerisi için referanduma razı ol ya da sandık kurulmayacağı için düşük zamma rıza göster diyor. Kısaca geçimle seçim arasında sıkıştık kaldık. Şeref Oğuz